Selam arkadaşlar, yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA Online 4'te sizlerle beraber en iyi oyuncuları konuşacağız. Kendi bütçenize göre alabileceğiniz en iyi oyuncular hangisi, nelere dikkat etmeliyiz diye bir içerik hazırlamak istedim sizlere. Direkt videomuza geçelim. Ve mutlaka Discord sunucumuza, yoksanız Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Ve aşağıdan da videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz diyerek, bu arada Discord sunucumuzda da 100 FIFA Coins çekiliş yapıyorum. Bunu da hatırlatarak şimdi böyle kadromu açtım ben. Görüyorsunuz gayet sağlam bir kadrom var. Peki ben bu kadroyu nasıl bu kadar yüksek ratinglerden kurdum? Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Takım renklerine çok dikkat etmeniz lazım. Bakın bende 5 tane, tamı tamına 5 tane takım rengi aktif. Mesela 8 tane buradan alıyor. Bu neymiş? World Hero Debut klasmanında oyuncular. 8 tane buradan alıyor, artı 2 buna vermiş. Manchester United var, artı 1 buradan alıyor rating olarak. Brezilya var, artı 1 yine buradan alıyor. Turkish Club Stars var, buradan artı 1 rating almıyor, artı 3 dayanıklılık alıyor. Ve bronz dalga dediğimiz oyuncular var, burada bronz seviyedeki oyuncular. 5 tanesi içinde buradan genel rating alıyor. Bunlar da en az takım renklerinde 3 tane mutlaka yapmaya çalışın oyuncu almadan önce. Burası çok önemli. Dediğim gibi videomuzun konusu en iyi oyuncular, ama tabii ki de en iyi oyuncuyu öyle pat diye alamazsınız. Mesela bakıyorsunuz ratingi hani çok yüksek bir tane Gullit buldum ben size, 98'lik. Buradan işte en iyi oyuncu kağıt üstünde bu dersiniz değil mi? Ama bunu alamazsınız. Ne yapacaksınız? Kendi bütçemize göre en iyi oyuncular bulmaya çalışacağız. Ben şunu söyleyeyim. Oyuncu alırken mutlaka, mesela atıyorum sizin bütçeniz 10 milyon diyelim. Ya da kendi bütçemden örnek vereyim, 2 milyon. 2 milyonu ne alabilirsiniz? 83 ile 87'lik bir oyuncu alabilirsiniz. Şimdi ben alıyormuş gibi yapacağım. Ve diyelim ki sizin orta saha ihtiyacınız var. Ve sol orta saha olsun diyelim. Böyle bir oyuncu istiyorsunuz. Bakalım şimdi oyunculara. Lingberg var, efsane, tamam. Diego Perotti var, TCS. Bu arada TCS'ler ucuz olur çünkü genelde hani 99'luk TCS kartı alsanız bile BHD sınıfı ya da CHD sınıfının düşük ratingli kartlarından genelde daha kötü oynar. Yani 99'luk kartı 80'lik kartından daha kötü oynamaz, ama 95'lik 94'lük kartından 99'luk TCS daha kötü oynar CHVHD'ye göre. Bu da aklınıza bulunsun. O yüzden TCS'ler daha ucuz. Şimdi bakıyorum burada, mesela Ronaldo var. Şimdi Ronaldo niye bu kadar pahalı, ona bir bakalım istatistiklerine. Bir kere Ronaldo 83 rating ve Ronaldo'nun hızı gayet iyi 83 rating göre. Şutu iyi. Onun dışında refleksiyi ve çevikliğini de bakalım şuradan. Çeviklik bulamadım yalnız. Çeviklik de 86. Şimdi FIFA'da bir oyuncu alırken, bu her oyuncu için geçerli, bakacağınız ilk şey ilk başta hız olacak. Bu adam hızlı mı? Çünkü FIFA'da gerçekten hız çok önemli. Mesela Lundberg'in ucuz olmasının sebebi biraz da hızından ve şurada çevikliğinden kaynaklanıyor. Çevikliği 79. Bu ikisine bakacaksınız. Ondan sonra mutlaka şutuna bakacaksınız. Çünkü ceza sahası yayından atılan şutlar altın değerinde bu oyunda. Ve eğer iyi bir şutçu adamınız varsa, ben size kendi kadromdan şöyle göstereyim. Mesela bende James Rodriguez var. 95'lik bir kartı, ama tabi bu boostlanmış kartı. Artı 2 artı 3 rating alıyor takım renklerinden. Bakın adamın şutunu görüyor musunuz arkadaşlar? Hızı çok iyi değil. Şimdi sen diyeceksin ki, abi işte kardeşim hızlı oyuncu al diyorsun, ama James niye yavaş? Çünkü bu adam ofansif orta saha ve şutuyla o açını kapatıyor, anladınız mı? Onun dışında çevikliğine bakalım. Çevikliği de 96, gayet yerinde bir çevikliği var. Ama mesela kanatta hız çok önemli. Bu adamın hızı 96-98, yeterli 95 rating için. Onun dışında çevikliğine bakıyorum şuradan, 94, bu da yeterli. Onun dışında bakın şut gücü, uzaktan şut, hepsi dengeli. Mesela Abdülkadir var. Abdülkadir'in hızı 100-104, ama mesela şut gücü, uzaktan şutları 95 ratinge göre biraz düşük. Onun dışında çevikliği falan, dengesi de gayet yerinde. Dediğim gibi bu 3 faktörü ilk başta bakacaksınız. Onun dışında mesela diyelim savunma oyuncusu alıyorsunuz. Bakın bir tane adam var, bunu göstermem lazım. Şu adamı kesinlikle almayın arkadaşlar. Bu adam ucuz bir adamdır. Naldo yazınca çıkması lazım, çıkmadı. Yine çıkmadı. Şurada bulduk. Bakın bu adam 92 ratingler arasında neredeyse en ucuz fiyat etiketine sahip bir oyuncu. Ama neden ucuz? Çünkü bu adamın hızı 60.
hızlanması 52. Şimdi böyle bir oyuncu alırsanız ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer böyle defansın arkasına sarkan hızlı bir forvet oyuncunuz varsa, mesela atıyorum ben kendimden örnek vereyim. 97 hızlanması var. 98 pardon 97 deparı var. 99 hızlanması var. Bitirişi 104. Pozisyon alması 105. Yani tam anlamıyla böyle defansın arkasını sarkan bir forvet görünümünde. Şimdi bunu Naldo ile eşleştirirseniz ne olur biliyor musunuz? Bu adamla ben uzun pası atarım. Bu adam koşarak savunmanın arkasını sarkar ve Naldo'yu yani iki kere geçer oradan. Öyle söyleyeyim. Naldo 10 metre önünde olsun bu adamın. Her türlü geçer. Naldo'yu bu arada bir daha göstereyim görmeyenler için. Bakın arkadaşlar 60 hızlanması var. Savunma alırken de hız çok önemli. Bir de sizlere mevki mevki oyuncuları göstereceğim. Hani hangi bütçe aralığında böyle uygun fiyatlı seçmeye çalışacağım. Kaleciden başlayalım. Başlangıç için oyuna ilk başlayanlar kaleci olarak Lung'u alabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu başlangıç seviyesi. Oyuna ilk başlayan insanlar için bu kaleci yeterli olacaktır. 358.000 bütçesi var. Pardon, fiyat etiketine sahip. 370.000 de ortama fiyata gidiyor. Ondan sonra ileri seviyede Levyashin alabilirsiniz. İleri ve orta seviyede. Bunun da 87'lik overall'ı var. Ve 4 milyon fiyat etiketine sahip. Hani diyorsanız ki benim param bol, iki katını koymak istiyorum. 88'lik halini alabilirsiniz. Biraz daha ileri seviyeye kaçmak istiyorsanız da Peter Schmeichel var. Schmeichel'ı bulamadık. Burada. Peter Schmeichel'ı bu kartı değil ama bu kartı çok pahalı. Büyük ihtimal paranız yetmez. Şu kartını alın. Hatta şöyle yapın bakın. 6 milyon coin üstüne bunu alın. Bu da gayet iyi. Ama diyorsanız ki benim param bol. Bunu da alabilirsiniz. Sağ bek için ben tek bir öneri yapacağım. Çünkü sağ bek çok fazla kullanmadım. Başından beri Rafael'le gittim. Başlangıç için savunma önereceksem de şöyle bir ben de çok savunma oyuncusu değiştirmedim ama şöyle 83'lük 86'lık oyuncularla başlayabilirsiniz savunma için. Şuradan da stoper diyelim ve bakalım. Mesela Rijkaard'a bakalım. Fena değil. Hızı çok yani orta seviyede. Bunu geçebilirsiniz. Onun dışında Blank alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar Blank gayet iyi. Hızı da gayet yerinde. Ben başlangıç seviyesi için kesinlikle Blank'ı öneririm. Ondan sonraki seviyeler içinde bence kesinlikle Vitor Hugo'dan Vitor Hugo'dan çok memnunum. Sol ayaklı oyun falan da kurabilen bir savunmacı türü. Eğer bunun da üstüne çıkacağım diyorsanız da eğer bir üstüne çıkmak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Onun dışında Marcel Dözeli var ama bu çok pahalı. Bu daha ileriki seviyelerde sizin işinize yarayacaktır. Ömer Toprak olabilir ama kesinlikle Naldo'yu almayın. Bakın Naldo çok yavaş. Yani uzun paslarda defansın arkasına atan uzun toplarda çok sıkıntı yaşar. Onun dışında sol bek var. Nova Kessler'ın 1 milyon çok ucuz bir fiyatı var başlangıç için. Sonraki seviyeler için Pinto olabilir orta seviye için. Thiago Pinto 88'lik fiyat etiketi var. Ondan sonraki seviyeler içinde benim de kullandığım Roberto Carlos var. Şu kartı bu arada. Bu kartı artık yani paranız varsa alın. Bu kartı biraz pahalı ama inanılmaz frikik ve inanılmaz şut atan bir sol bek. Bu yani Carlos dediğiniz zaman arkadaşlar atağa kalkacak böyle. Savunması çok iyi değil. Stoperleri biraz onun eksikliğini kapatacak ama kesinlikle Carlos'u önermeyeyim. Orta saha için kesinlikle yine kendimden önereceğim. Çünkü bildiğim, kullandığım ve çok memnun olduğum bir oyuncular. Bakın ileri ve orta seviye için Paul Scholes ve Pogba'yı alabilirsiniz. Ama onun dışında bir orta saha istiyorsanız şöyle göstereyim. İrfan Can olabilir. İrfan'a şöyle bir bakalım. İrfan çıkmadı bu arada. Şöyle bir aratalım. Evet İrfan'ı burada bulduk. İrfan'ı alabilirsiniz başlangıç için. Oğuzhan'ı alabilirsiniz. Oğuzhan'ı ben çok önermiyorum ama onu baştan söyleyeyim. Bakın ama bence benim önerim Lucas Castro'nun inanılmaz bir şut tekniğine sahip. Şut gücü 87. Uzaktan şut 85, 87 overall'lı bir oyuncu için hem orta saha hem ofansif orta saha oynayan bir oyuncu için paslarını da şuradan görüyorsunuz. Lucas Castro'yu başlangıç ve orta seviye için öneririm. Daha ileriki seviyeler için ucuza kaçacağım diyorsanız Jose Sosa olabilir. Onun dışında şöyle bakıyorum. Jose Sosa dışında bence TCS çok almayayım. Bu benim görüşüm bu arada. Hani denemedim bilmiyorum. Jose Sosa'yı denedim. Onun için söylüyorum. Onun dışında Pogba mutlaka alabilirsiniz. Şöyle hatta sıfırlayalım. Şuradan sıfırlamayı bulamadım. Sıfırlayalım. Paul Scholes alabilirsiniz. Şöyle göstereyim hatta Scholes'un da ratinglerini bir görün. Scholes şöyle bir oyuncu.
86 normal kartı ama bu adam göbek de oynayabiliyor ve göbek de 87 oynuyor. Böyle bir absürt tarafı var ve gayet ucuz bir oyuncu. İnanılmaz bir şut tekniğine sahip, inanılmaz şutlar çekiyor, pasları çok iyi. Scouse'u kesin öneririm orta seviye için. Biraz daha ileri gideceğim diyorsanız Mesut Özil olabilir. Şöyle Özil yazdık mı çıkacaktı zaten. Mesut çıkmadı. Mesut yazalım. M Özil yazınca çıktı. Mesut olabilir ama baya bir pahalı. Onun dışında daha da ileri kaçacağım diyorsanız James Rodriguez olabilir. Onun dışında da bir oyuncu önereceğim. O da Klapiros olacak. Bu biraz da artık daha üst liglerde işinize yarayacak bir oyuncu olabilir. Şöyle 92, hatta 92 de değil de 91, 96 yapalım. Oyuncu ismini de tam hatırlamıyorum. Mevki OS yapalım. Şuradan aratalım. James Rodriguez'i kaldıralım. Bakın arkadaşlar şurada Gullit vardı. Gullit'i bulamadım. Gullit'in 86'lık kartı var. Onu alabilirsiniz. 86 olduğuna bakmayın. İnanılmaz iş yapıyor. Onun dışında mutlaka bence şey alabilirsiniz. Şurada Yuray Kuçka var. O da bayağı iş yapıyor. İnanılmaz bir şut gücü var. Çok hızlı bir oyuncu değil ama işinize yarayacaktır. Onun dışında Draxler iş yapar. Bakıyorum başka. Eriksen'i çok denemedim. O yüzden bilmiyorum. Balak alabilirsiniz. İnanılmaz bir şut gücü var. İnanılmaz uzaktan şutları var. Görüyorsunuz. 98'e 93, 91'lik oyuncu için. Orta saha bu şekildeydi. Kanat için Enkudu alabilirsiniz. Lennon alabilirsiniz. Şöyle göstereyim hatta sıfırla deyip. Başlangıç için bence Lennon, bakalım fiyatı ne kadar. Aa Lennon yazdık mı çıkacaktır. Lennon olabilir. Yine Süper Lig'den Abdülkadir olabilir. Abdülkadir bulamadım. Kendinden göstereyim. Abdülkadir alabilirsiniz. Şöyle ratinglerini zaten gördüğünüz inanılmaz bir hızı var. Şutu da bence gayet yeterli seviyede var. Onun dışında Stoykov olabilir. Yine kendinden kullandığım oyuncuları söylüyorum. Enkudu olabilir. Onun dışında eğer böyle çok param var diyorsanız Pele olabilir. Şöyle Pele çıkmadı. Pel yazalım çıktı. O E çizgisinden dolayı çıkmadı. Pele santraforda çok iyi oynamıyor ama sol açıkta gayet iyi oluyor. İleri seviyeler için bunu söyleyebilirim. Ofansif orta saha içinde James'i söyledim. Paranız varsa Rivaldo'yu alın ve böyle top sürme oyunlarını çok seviyorsanız Rivaldo inanılmaz etkili oluyor. Hatta ben arkadaşımla maç yapmıştım Rivaldo'su olan arkadaşıma karşı. İnanılmaz bir top sürüyordu Rivaldo'yla ve gayet çaresiz bırakıyor Rivaldo. Onun dışında orta sahada bu şekilde. Forvetlere gelecek olursak da ben yine kendimden geri Lineker'ı önerebilirim. Şöyle göstereyim. Lineker olabilir. Onun dışında şöyle transfer pazarından Janini yazalım. Janini. Janini olabilir. Ucuza kaçacağım diyorsanız 93'lük, yani sade ratingi 93. Bu 100'e kadar çıkar. 2'ye bastınız mı? Bir de kulüp boost'u varsa 100'e kadar çıkar. 24'lük bir oyuncu ama hızını görüyorsunuz. Bitiriciliğini görüyorsunuz. Ve çeviklik de biraz kötü çevikliği. Ama başlangıç ve orta seviyesi için götürür. Biraz daha alt seviye Van Nistelrooy olabilir. Şu kartı değil bakın arkadaşlar. Bu kartı 84-85'ini alın direkt. 300 bin daha koyun. Bu kart 90'a kadar çıkacaktır. Şöyle ratinglerini de göstereyim. 80, şöyle yapalım hatta iki seviye yapalım. 85'lik bir kart, 84 hızı var, 82 hızlanması var. Hızı çok iyi değil ama bitiriciliği bence gayet yeterli. Pozisyon alması gayet yeterli. Uzaktan şutu da gayet var. Bu alt seviye için dediğim bu arada. Ve bence üst seviye için de kesinlikle gözünüzü kapatıp R9'ı alın. Yani fenomen Ronaldo'yu alın. Şu kartını alın. İnanılmaz iş yapıyor. 100 milyon. Zaten buna kimsenin büyük ihtimal parası yetmeyecekti sanmıyorum. Ama paranız varsa bunu gözünüzü kapatıp alabilirsiniz diyerek bugünkü videomuzu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve kanala da hala abone değilseniz 200 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız da çok sevinirim. Onun dışında mutlaka da Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Discord sunucumuza da sizlerle beraber FIFA Online 4 oynayabiliriz diyerek sorunuz varsa da yoruma yazın. Onu da söylemeyi unuttum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.